Efendim merhabalar. TV42'de Turkuaz'ın vakti geldi. Uzun zaman olmuş gibi hissediyorum stüdyodan canlı yayın yapmayalı. Zannedersem son zamanlarda yaptığım tüm programları dış çekimler yaptım, getirdim. Ekrana o şekilde teslim ettim diye düşünüyorum. Stüdyoda canlı bir şekilde sizinle karşılıklı olmayı özlemişim. İnşallah siz de beni özlemişsinizdir diye umut ediyorum. Şimdi bugün nefes terapisini konuşacağız. Nefes terapisi çok da halkın içerisinde aslında böyle hayatımıza çok entegre olmuş bir konu değil. Yani biraz daha ne demeye çalışıyoruz? Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak biraz daha bize uzak, biraz daha spesifik bir yanı varmış gibi görünüyor. Ama hayatımıza ne kadar önemli, ne kadar gerekli, hangi alanda bize ne fayda sağlıyor ve bu öğreti tekniğiyle, bu yaklaşım taktiğiyle nelere çözüm bulunuyor? Şimdi bunları kendi uzmanından dinleyeceğiz efendim. Nefes terapisti Sayın Kevser Küçük bizimle birlikte. Konuyla alakalı sormak istedikleriniz de olursa ekranın hemen sol kısmında, turkuaz yazısının hemen altında. Orada WhatsApp numaramız var. Sizler de sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Ben nacizane zaten kendisinden olabildiğince detaylı ve sade, yalın bir şekilde anlatımla en anlaşılır haliyle aktarımını sağlamaya çalışacağım. Ancak yine de siz de Rümeysa Hanım şu şöyle midir diye merak ettikleriniz varsa uzmanı burada mutlaka sorun. Uzman buradayken canlı bir şekilde mutlaka faydalanın isterim. Çünkü bunlar nefes terapisi, bilinçaltı eğitimleri, buna benzer konular son zamanlarda oldukça trend olmaya başladı. Yeni yeni kendimizi eğitiyoruz. Enerjinin hayatımıza ne kadar önemli olduğunu, sayı sekanslarını öğreniyoruz. İşte her şey hayatta tesadüf gibi gözüküyor ama biz inanç olarak tevafuka mutlaka bakarız. Bunlar da bizim enerjimizi nasıl düzeltiyor oraya mutlaka temas edeceğiz. Nefes, nefesi konuşacağız ama önce bize bu konuyu anlatacak Kevser Hanım'a bir hoş geldiniz diyelim. Ardından da hemen programa başlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sizi gördük, sizi tanıdık. Bunca zamandır sizi programımda konuk etmemiş olmak da beni şaşırttı mesela. Evet. Nasip bugüneymiş o ayrı aslında konu. Aslında Şubat ayında görüşecektik ama görüşemedik. Nasip bugüneymiş. Evet. Kevser Küçük'ü bir tanıyalım. Kimdir? Kevser Küçük, Konya Taşkent, Balcılar Kasabası doğumluyum. 47 yaşındayım. Allah'ın gariban bir kuluyum diyeyim aslında. Kendini tanıtmak çok da kolay bir şey değil. Bugüne kadar yaptığım işler 20 yıl kadar mali müşavirlik yaptım. Ve daha sonra nefese tanıştıktan sonra özümle buluştuğumu düşünerek nefes terapileri yapmaya başladım. Aynı zamanda sosyolog, aile danışmanı, nefes koçu ve eğitmeniyim ben. Şimdi Kevser Hocam, mali müşavirdim dediniz değil evet. mi? Evet. Yani paradan, somuttan soyuta, paradan nefese nasıl geldi, bu geçiş nasıl oldu onu merak ettim. Şimdi hayat yolculuğunda hepimizin iniş çıkışları var. Benim de 2010 yılında böyle kendimi iyi hissetmediğim bir dönemde tanıştım nefesle. Aslında nefesle de tanışmadım. Ben başka bir enerji çalışmasıyla tanıştım. Kendimde aşamadığım durumlar var. Depresyona girdim ve çok kötüyüm ve arayış içerisindeydim. Bir gün bir arkadaşım bana dedi ki ya gel bizim evde bir şey yapıyoruz dedi. Ne yapıyoruz dediğini de bilmiyorum açıkçası. Gittim, yani ne olursa yapacağım. Bana bir şeyler yapın, ben kendimi iyi hissedeyim ama ne yaparsanız yapın modundaydım. Ve o gün orada bir hocamız bana Reiki çalıştı. Reiki çalıştığı zaman evet ya bir şeyler oluyor dedim ve yolculuk benim için başladı. Aslında bugün geriye dönüp baktığım zaman hocamızın bedende dokunduğu noktalara nefes aldığımı fark edebiliyorum. Ondan sonra da eğitimlerim başladı. R2'den sonra NLP, EFT, Access gibi birçok eğitimler, koçluk eğitimleri almaya başladım. Sonra da sosyolojiye kayıt oldum ve okulumu tamamladım. Ve nefesle devam ediyorum. Şimdi o zaman süremiz de sınırlı. Ben böyle nefes terapisi nedir, ne değildir böyle klasikten ziyade hemen daha konunun ortasına gireceğim. Nefes terapisinin detaylarını konuşacağız burada. Nefes terapisi ne tür faydalar sağlıyor? KJ'yi de buna benzer şeyler yazabiliriz. Nefes terapisinin detayları diyebiliriz mesela örneğin. Şimdi nefes terapisi, hayatın için örnekler vereceğim burada. Zorlu yaşam koşulları var. Maddi, manevi, kimi sağlıkla imtihan oluyor, kimi sınavla imtihan oluyor. Evlenip ayrılma sürecinde olanlar var. Aşık olup kavuşamayanlar var. Var yani. Dünyanın imtihanı. Böyle anlarda mesela kendimden örnek verecek olursam yakın bir zamanda sürekli bayılacakmış gibi bir hisse giriyordum. Aşmaya çalışıyordum. Yani bu işte 1-2 dakika kadar süren bir süreçti. Bayılacağım
galiba gibi bir his beni alıyordu. Böyle boğmaya başlıyordu. Sanki buramdaki nefes kesiliyordu. Bayılacak mıyım, bayılacak mıyım korkusunun içine girdi abi, içine çıkamıyordum. Mesela böyle panik olduğumuz anlarda, kendimizi anlık fiziksel ve ruhsal çok kötü hissettiğimiz anlarda, işte bu nefes terapileri bizim işimize yarıyor mu diye biraz sorunun, yani konunun ortasından gireceğim. Evet, konunun ortasından girelim. Aynı deneyimi annem de yaşadığı için sizi çok iyi anladım şu anda. Aslında o anda sizin kanınızı analiz etseler, kanınızda %96-%98 oranında oksijen olduğunu görecekler. Aslında orada sizi sıkıştıran şey oksijensizlik değildi. Yani o anlarda eğer aklınıza geliyorsa uzun ve derin nefesler alıp ve bu aldığımız nefesin iki katı uzunluğunda nefesler verdiğimiz zaman parasempatik sinir sistemi devreye gireceği için her şey güvende ve her şey yolunda sinyali gönderecek bedene ve bu şekilde sinyal gönderdiği zaman da biz daha sakin, daha dingin bir hale geleceğiz. Yani o anlarda ben ve benim gibi olanlar, işte anlık moralin bozuk, sinirlerin gergin, üzüldüğün şeyler var. Yani seni, kişiyi o anda çok dip noktaya çeken sebepler var. Yani bir kuyunun altına doğru gidiyorsunuz psikolojik olarak. Fiziksel olarak da buna destekleyici bir şeyler geliyor. Yani zaten çöküntü halindesiniz. Fiziksel olarak da elim ayağım çekiliyor gibi. Kolumu kımıldatamıyorum gibi. Başım dönüyor gibi. Yani bunlar kişiye göre değişebilecek şeyler ama ben kendimde hissettiğim şey bir kuyunun dibine düşüyormuş gibi bir histim. Ve ben buna diyorum ki ben bayılacağım galiba ismini koyuyordum içsel olarak. Ve bu bir girdap hocam. O girdabın içine sizi öyle bir alıyor ki çıkmaya çalışsanız dahi o yuvarlak girdabın içerisine ancak çırpınıyorsunuz. Bu anlarda ne yapalım? Bize bunu söyleyin. Şimdi metropol hayatının içerisinde bizler günlük 20-25 bin adet nefes alıyoruz. Hı-hı. Aslında nefeslerimiz sayılı. Yani 8-10 bin adet nefes almamız lazım. Biz bu nefesi düzgün kullanamadığımız için ilk önce zihnimiz bedenimizi, bedenimiz de zihnimizi etkiliyor. Şimdi benim bedenimde susmayan, konuşan bir zihin yapısına sahipsem ve zihnim geçmişte ya da gelecekte yaşıyorsa, kendimi ana çekebilmek için, evet ben buradayım, güvendeyim diyebilmek için benim nefesime odaklanmam gerekiyor. Hı hı. Şimdi nefese odaklandım, ondan sonra ne olacak? Tabii ki bu nefese odaklandıktan sonra da zihnimde güzel duygular üretmem gerekiyor. Bunun için de mesela az önce söylediğim nefes çok etkilidir. Ya da şunu yapabilirler kişiler, dünyanın 8 hertz dalgasına ulaşabilmek için 4 birimde nefes alıp, yani ben uyumlanabilirim olduğum ana, olduğum zaman uyumlanabilmek için 4 birimde nefes alacağım. Yani bu şu demek oluyor. Nefesi al 2 3 4, tut 2 3 4, ver 2 3 4, tut 2 3 4. Yani buna kare nefesi denmektedir. Benim zihnimi, yani beynin sağ ve sol loblarını dengelediği için ben dengeye geleceğim. Dengeye geldiğim zaman evet şu anda buradayım ve tehlikede değilim. Bizim vücudumuzu koruyan bir sistem var, otonom sinir sistemi. Bu otonom sinir sisteminde parasempatik ve sempatik sinir sistemleri mevcut. Sempatik sinir sistemi eskiden hani mağara dönemlerinde bizim kaç veya saldır şeklinde olan sinir sistemi. Bir de evet güvendeyim, sakinim, iyiyim diyen bir parasempatik sinir sistemimiz var. Biz şu anda aslında o kadar tehlike anlarını yaşamıyoruz. O sinir sistemini aktive edebilmenin yolları da nefesimize odaklanmaktır. Yani nefesin birçok tekniği var. Sadece bu 4 al, 4 ver, 4 tut, 4 al şeklinde değil. Birçok uygulama var. Ama aklımıza ne gelebilir diye aslında şu da şöyle bir şey var. Soru sorabilirim. Ben soru sorduğum zaman, şu anda ne yapabilirim burada dediğim zaman zaten sistem bana otomatikman nefes al diyecek. Hani böyle durumlarda da deriz ya, hadi bir nefes al, bir sakin evet, ol. Evet evet, onu çok söylüyoruz. Soru sormaktan bahsettiğiniz için kendi kendimi iyileştirmek adına o dönem çok araştırma yapmıştım. Bayılma hissiyle yani her hastalık, her zor an kişilere mutlaka acı şeyler yaşatır. Ancak sadece kendinizde olan bir şey var. Hani bir sarsıntı, bir ufak bir deprem olunca herkes aynı anda yaşıyor. Çevremizde 8 kişi var. 8 kişi birden ürküyoruz, koşuyoruz çıkabiliyorsak veya aman dur sakin ol. Ama o an için tek siz hissediyorsunuz ya bunu. Diğer her şey, hayat o kadar normal akarken çevrenizde.
sadece siz o kadar kendinizi çaresiz hissediyorsunuz ki bir şey oluyor, ifade edemiyorsunuz, kötü bir anın içerisindesiniz. İfade edebildiğiniz kadarıyla diyorsunuz ki elim ayağım çekiliyor, örnek veriyorum. Ya hızlıca başım dönüyor, ya böyle bir yer ayağımın altından kayıyor. Bakın bunlar hayatın içinde hep karşımıza çıkan ifadeler. Ben de kendime böyle demiştim, bayılıyorum galiba hissi. Sonra araştırırken kendi kendinize sorular sorun kısmını şöyle öğrenmiştim ben internette. Bilim genel kültür soruları sorun. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Doğudaki en uzak ilimiz hangisidir? Ağrı, Kars, böyle Iğdır diyebiliriz. Böyle bilinci başka yere yönlendirmek üzerineydi onlar. Ama biz bugün nefesi konuşuyoruz ya, o anlarda aslında doğru nefes alabilmeyi becerebilsek, doğru söylüyorum değil mi? Doğru. O anın, yani herkes normal ya çevremizde, bir bizde bir sıkıntı var, ifade edemiyoruz, ter boşanması da oluyor, avuç içleriniz böyle karıncalanıyor. Nefesi alırsak rahatlayacağız. Burada da kare tekniğinde olan nefesi söylediniz. Kare tekniği, evet, yani bu şey, uzun alıp aldığımızın iki misli uzunluğunda da nefes vermemiz gerekiyor. Yani burundan nefes alacağız. Aldım, ne kadar alabiliyorsam tabii ki. Bu aldım, diyelim ki 5'e kadar saydım bu nefesi alırken, ben 10'a kadar sayarak nefes vereceğim. Yalnız bu aldığım nefesi de derin alacağım. Yani böyle diyerek sadece burun ucundan alacağım bir nefes olmayacak. Derin bir nefes alacağım. Aldığım nefesin 2 katı uzunluğunda da nefes vereceğim. Aslında sizin böyle sıkışmış hissettiğiniz zamanlarda şöyle bir şey var toplumumuzda. Hani biz olaylar ve durumlara karşı 2 tane tepki veriyoruz. Bir tanesi diyoruz ki, yani hayır ya, olamaz böyle dedi karşıdaki insan, ben bunu yaşıyorum dedi. Diğer karşıdaki de der ki hani sakin ol, nefes al falan. Tam ona hani sinir oluruz karşımızdaki insana. Ya da ya evet haklısın, doğru söylüyorsun, ya böyle şeyler olamaz. Yani sen şu anda bu durumdasın, seni anlıyorum. Yani iki tane tepkimiz var. Biz o evet bu durum böyledir diyen insanlardan daha çok haz alıyoruz aslında. Sizin burada diyafram kasınız, o zaman göğüs nefesi almışsınız büyük ihtimalle. Diyafram kası çalışmadığı için nefes alt organlara, yani pelvik ve pusuas kasına ulaşmamış. Bu kaslara ulaşmadığı için de sempatik sinir sistemi devreye girmiş ve o da savaş ya da kaç modunda sizi bayıltma noktasına götürmüş. Çünkü hiçbir şey yapamayacağını düşündüğü anda sistem otomatikman kişiyi bayıltabiliyor. Ki bayıldım da. Bayıldım. Çünkü kendimi ikna etmeye çalışıyordum o anlarda. Diyordum ki geçecek Rümeysa, şu an atlatırsan bak çok şey biliyorsun, uygulamaya çalış falan, ama olmayıp gerçekten bayıldığım anlarda oldu. Bu da neye dönüştü? Bu sefer kendimi ikna edemez hale geldim. Tekrar böyle bir anın içerisinde olduğum vakit dedim ki bir şey olmayacak ihtimali artık aza indi. Çünkü oldu. Öyle olduğu için de bu sefer daha çok panik olmaya başladım. Peki tekrar bizi yeni izlemeye başlamış olan hem ekranları karşısında hem de Facebook üzerinden izleyenlere bir kez daha anlatalım. Buna benzer anlık 1-2 dakikalık bir şey oldu. Bulaşık yıkarken gelebilir, otobüsteyken kalabalıktan çok geliyor mesela insanlara, böyle boğuluyor gibi hissediyorum ifadeleri oluyor. Böyle bir anda tekniğini de tam anlatarak bir daha bize bir tarif eder misiniz? Bir de tamam, doğru nefesi nasıl alacağız onu da söyleyelim. Yani şimdi burundan aldık, ağızdan vermek. Evet, oraya bir girelim ilk önce, doğru nefesi. Şimdi biz doğru nefes, diyafram kasının aktif olarak kullanıldığı, bedendeki bütün kasların, yani bütün sistemin doğru olarak çalıştığı ve oksijenin hücrelerimize kadar ulaştığı nefestir doğru nefes. Yani öyle bir nefes alacağız ki hücrelerimiz bile oksijenle buluşacak. Evet. Tamam. Doğru nefes alabilmek için burundan nefes alıp burundan vermemiz gerekiyor. Çünkü bizler nefes çalışmalarında bazı tekniklerde ağız nefesi kullanabiliyoruz. Ağız nefesi kullanmamızın da nedenleri var tabii ki. Ama normalde. Burundan nefes alacağız. Şimdi kişi böyle bir durumda öncelikle bir durması gerekiyor. Şimdi biz orada yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi? Evet. Hadi bir şey yapma, sadece evet şu anda ben bu durumdayım. Ve kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam, şimdi bunu kabul ettim. Önce benim bunu bir kabul etmem gerekiyor. Kabul ettikten sonra bununla ilgili neler yapabilirim? Benim öğrendiğim şeyler nelerdi? Evet, ilk önce nereden başlamalıyım? Aslında nereden başlamalıyım sorusunun cevabı, biz nereden başladık? Nefes alarak başladık aslında hayata. O zaman ben bir nefes alayım. Peki bu nefesi nasıl alacağım? Şimdi ben çok panik halindeyse kişi, camı açıp ağız nefesini kullanarak daha derin nefesler alabilir. Şöyle
O zaman benim böbrek üstü bezlerimden adrenalin salındığı için benim bedenim diyor ki evet şu anda bir problem var. Çünkü bu kişi doğru nefes alması gereken burun nefesini kullanmıyor. Hı hı. Ondan sonra bana diyor ki hemen hücrelere emirler veriyor, pankreas insülin salgılıyor, hemen ATP oluşuyor ve ben hazırım. Sonra ben tekrar bunu daha fazla hızlandırdığım zaman evet şu anda bir tehlike var ve ben bu tehlike karşısında ölüyorum galiba diyor. Ve ölüyorum galiba dediği anda endorfin ve serotonin hormonu salgılamaya başlıyor. Ben eğer göğsümden çok hızlı hızlı nefes alıyorsam, nefesimin alt karnına ulaşmadığını hissediyorsam, yani sadece buradayım, ne yapacağımı bilmiyorum, panikteyim, o zaman çıkıp bunu yapabilir. Ya da kişi çok halsiz, verimsiz, çok durgun, hiçbir şey yapmak istemiyor, canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Az önceki noktaya tekrar dönebilir evet. miyiz? Tam anlaşılması için bunu evet. Tekrar döndüm. Aşırı panik halinde camı açıp hızlı nefesler alıp verebilir. Evet, ağzından evet, verebilir. Bu doğru olanı dedik. Evet. Yalnız burada kendini güvende hissedeceği bir durum da olması aynen gerekiyor. Öyle. Evet. Tabii balkona çıkarım, pencereyi açarım. Yok, hayır. Orada eğer kendinize güveniniz varsa bunu bir sandalyeye yapın. Oturup camın karşısına geçip derin derin nefesler alıp o zaten ağız nefesinden bahsettik. Ağız nefesini burada. Yapabiliriz. Bu ağız nefesi yani ne işe yarayacaktı? Ne işe yarayacaktı? Çünkü benim bedenim diyor ki bana şey yap, bir problem olmadığın için serotonin ve endorfin hormonu salgılamam gerekiyor. Tamam. Bu mutluluk hormonu salgıladığım zaman ben diyorum ki benim bütün bedenim diyor ki hı-hı. Evet sakin ol, bir şey yok, her şey yolunda moduna geliyor. Ama bunu çok tavsiye etmiyoruz. Yani tamam, bu biraz bunları doğru olanı değil. Yani şimdi acil durumda bunu pek yapmayın diyelim biz. Çok 1-2 dakika yapılabilir, bir şey olmaz. Hı-hı. Yani çok fazla uzatmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Ya da kendini çok yorgun, çok güçsüz, çok halsiz, çok verimsiz hissediyor. Hatta nefes almıyormuş gibi alma o zaman nefes. Yani tut nefesini alma, bekle. Yani orada bir beklediğin zaman zihin orada da aynı şekilde devreye girecek ve ne oluyor diyecek ve ondan sonra beni ayağa kaldıracaktır. Şimdi doğru nefes derken biz hani diyafram kasını kullanma nasıl kullanacağımızdan da biraz bahsedelim isterseniz. Hı hı. Şimdi bu diyafram kası bedenimizde göğüs kafesimizin altında olan bir kas. Evet orası bu bölge şu kubbe şeklinde hı hı. Ters V şeklinde. Şuradan oluyor. İtibaren evet. Düşünebilirsiniz. Oradan itibaren bir diyafram kasımız var. Şimdi bu diyafram kası bizim akciğer kapasitemizi tam olarak kullandığımız zaman aşağıya doğru katılan bir kastır. Doğru alıyorum. Onu deniyorum bu taraftan. Şimdi peki diyafram. Doğru alıp almadığınızla birlikte bakalım, bakalım. İsterseniz. Tamam. Allah'ım diyafram doğru kasını alıyorum. Tutmayalım. Diyafram kasını tutmayalım. Tamam. Bir elimizi karnımızı, bir elimizi göğsümüze koyalım. Koydum. Evet. Dik oturalım. Evet. Evet arkaya doğru yaslanabildiğiniz kadar yaslanın. Ve şimdi gözlerinizi kapatın. Ve sadece nefesinize odaklanın. Yani bir nefes için herhangi bir şey yapmayın. Nefesinize odaklanın. Hissettiğiniz zaman söyleyebilirsiniz. Neyi hissetmem gerekiyor? Nefes nerede? Daha çok sol elimin altında. Sol eliniz yani aşağıda. Evet. Aşağı karında. Evet. Nefesiniz dolu dolu mu alıyorsunuz yoksa kısık kısık nefesler yok, mi alıyorsunuz? Yok dolu dolu alıyorum. Dolu dolu nefesler balon alıyorsunuz. Balon şişirir gibiyim yani. Evet harika. Bundan daha iyi nasıl olur diyeyim. Ama biz buna niyetini aldık hocam şimdi. Yani ha, öyle evet, bir şey var. Aldım. Sesi iyi kullanabilmek için diyafram nefesini. Evet, diyafram nefesinde evet sesin dışarıya çıkılabilmesi için de diyaframın güçlü olması hı-hı. gerekiyor. Şimdi doğru nefes benim alt karnımda diyafram kasıklarıma kadar olan bölgemde, bölgeme kadar aslında solunum sistemi burada akciğerlerden sonra bitiyor. Hı-hı. Nefes kaslarla yapılan bir çalışma ve kaslar güçlendikçe nefesimiz güçleniyor. Benim diyafram kasımı çalıştırmam için bu üst göğüs kafesimi genişletmem gerekiyor. Ciğerlere dolu dolu nefes almam gerekiyor ki diyafram kasım çalışsın. Diyafram kası da çalıştığı zaman aşağıdaki organlara masaj yapıyor. Bu masaj yaptığı zaman da benim korkularımın, kaygılarımın merkezi olan pusas ve pelvik kası burada devreye giriyor ve oralarda mucize gibi bir şey. Evet, nefes mi? Aslında bir mucize. Çünkü hayatımdaki benim dönüşümü sağlayan şeydir nefes. Şimdi benim annem mali müşavirlik yaparken ben artık nefes yapacağım dediğim zaman şunu söyledi. Dedi ki mali müşavirin adı vardı. Şimdi biz ne diyeceğiz? Üf 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 mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz ya. Sana dedi. Ama ben gerçekten o günden sonra o kadın bana dokundu ve ben o diyaframdan alt karnına nefes aldığım zaman hayatım değişti. Şimdi bu diyaframı kullanabilmemiz için dedim burundan
derin nefesler almamız gerekiyor. Ve nefes alırken alt karnımda bir balon varmış gibi düşüneceğim. Hı-hı. Bir balon var. Ve ben bu balonu nefesimle birlikte şişiriyorum ve balon genişliyor. Sonra nefesi verirken tekrar de... Tekrar hatırlatalım. Göğüs kafesiniz şişmeyecek. Göğüs, şimdi bütün bedenin genişlediği bir sistem. Hı-hı. Alıyorum nefes, şöyle yapalım. Bir tane alayım ben. Hiçbir tarafım oynamıyor. Aldım. Buralarım genişledi. Sonra alt karna geldi. Nefes balon gibi oradan şişti ve yavaşça burnumdan veriyorum. Yani nefesin farkında olarak yapacağımız sistem budur. Biz ne yapıyoruz? Çok metropol hayatta hep koşturuyoruz ya. Hı hı. Koştur koştur oraya yetişeceğim, buraya yetişeceğim falan diye bu sistemin içerisinde çok fazla nefes alıyoruz. Aslında nefeslerimizi tüketiyoruz. Biz çok fazla nefes alıyoruz. Yani 20-25 bin adet günlük nefes alıyoruz. Aslında 810 bin adet nefes almamız gerekiyor. O kadar fazladan nefes almak zarar mı? Tabii ki fazla nefes, yani şeyden yedik, keseden yedik diye düşünelim yani. Hmm. Cepten yiyoruz o zaman. Çünkü bizim her durum, mesela trafikte görürsünüz. Ya lamba yandı ya da daldın, bir şey oldu. Ben asla kimseye kornaya basmam. Ama hemen kornaya basarlar değil mi? Yani. Ama bu nefes çalışması yapan insanlar eyvallah, tamam bir sorun var, bir şey var der ve yoluna devam eder. Hı hı. Yani koştur koştur işe geldik, hızlı hızlı nefesler alıyoruz. Ve panik halinde çalıştık, akşam oldu, eve döndük ama nefesimiz hiç değişmedi. İşte yanlış nefes budur. Yani ben hızlı hızlı nefes alıyorum, yanlış. Hı hı. Oraya geldiğim zaman, işe geldiğim zaman duracağım, evime geleceğim, her şey yolunda diyeceğim ve bu şekilde alacağım. Günlük hayatın içerisinde nefes aldığımızı hiç fark etmiyoruz ki. Yani hasbelkader bir oksijen gidiyor. Kimi zaman ağızdan alıyoruz, kimi zaman burundan alıyoruz. Ama farkında olarak nefes alıyor musunuz? Bu program sayesinde defalarca muhtemelen minimum 3 kere nefesinizi böyle bir fark ederek almışsınızdır. Ama günlük hayatta bunu hiç yapıyor muyuz? Ayda yılda bir yine buna benzer bir videoyla bir şeyle veya bir ürkme falan olduğu zaman anca bir ay bir sakinliğim dediğimiz zaman, halbuki anladığım kadarıyla günlük hayatta da aklımıza geldiğince her an aklımıza tutamayabiliriz. Çünkü telaşımız çok fazla. Ev hanımı da telaşı fazla, çalışanı da, öğrencisi de. Ama aklımıza getirmemiz lazım neyi? Nefesimizi. Yani nefesinin farkına var mı demek lazım burada? Şöyle bir şey, aslında biz sabahleyin kalkınca ilk önce ne yapıyoruz? Yüzümüzü yıkıyoruz değil mi? Hı hı. Yani bu bizim bir rutinimiz haline evet. gelmiş. Nefes de bizim hayatımızda rutin olarak olmalı. Yani günlük en azından 5 dakika. Ortalama bir 90 gün falan yapıldığı zaman, eskiden 21 günde, 40 güne, 60 güne vesaireye çıkartıldı. Alışkanlık haline gelecektir. Ben sabahleyin kalktım ve nefesimle başlarsam hayata, gerçekten bunu ben şu anda kendi sosyal hayatımda da deneyimliyorum. Bazen geç kalıyorum, yapamıyorum ama yaptığım zamanlar kendimi daha iyi hissediyorum. Yapamadığım zamanlar o gün diyorum ki bugün bir şey eksik yaptım. Hmm. Özellikle burundan alınan nitrik oksit, yani burundan alınan nitrik oksitle bedenimizin bir o sistemi, damarlarımızın, dolaşım sistemimizdeki damarların aldığım havanın, oksijenin ve dışarıdan aldığım besinlerin içeride ATP oluşturabilmesi için benim bunları hızlı bir şekilde bedenime almam ve bedenimden atmam gerekiyor. Yani toksinlerin bedenden atılması %70 nefesle oluyor aslında. Oo. Biz zannediyoruz ki toksinleri ben idrar yoluyla atıyorum veya dışkılama kürler yoluyla atıyorum. Yapıyoruz, kürler yapıyoruz, içiyoruz, toksinlerden arınacağız bilmem ne. Şudur, şimdi budur. Ben nefes kamplarına, bu eğitimleri ben Ankara'da aldım. Ve haftalık kamplarımız olurdu ve hı hı. hatta ben şöyle söylerdim, Nazi kampına gidiyorum. Çünkü hocamız çok disiplinliydi bizim. En ufak hatayı affetmiyordu nefes seanslarında. Şimdi oraya gidiyorduk. Geldiğim zaman cildimin açıldığını, rengimin değiştiğini, hatta benim elemanım söylerdi. Abla yine bir değişmişsin, bir güzelleşmişsin diye. Kampta ne yapıyordunuz genel manada? Kampta ne yapıyorduk? Nefesle ilgili işte bu teorik bilgileri aldıktan sonra uygulamalar yapıyorduk. Hı-hı. Uygulamaları önce aslında biz kendi kendimize yaptık. Koçlar birbirine yaptı. Eğitmenlerimiz bize öğretti. Koçlar birbirine yaptı. Daha sonra buraya geldik. Yeni bir şey tadınca, iş öğrenince hep onu herkese yapmak istersin ya. Evet. Önümüze gelene nefes yapıyorduk, yatırıyorduk. Hı-hı. Yani böyle belli bir şey de verdiler. Dediler ki şu kadar sayıda nefes yapacaksınız. Hı-hı. Ve onları da raporladık ve sertifikalarımızı aldık. O zaman şunu söyleyelim mi? Doğru nefes alırsanız cildiniz güzelleşir. Günümüzün konu başlıkları mesela. Hayatınıza pozitif olanları çekersiniz. Yani biz bunu fiziksel olarak somut şekliyle de yaşayabiliriz ama
enerjimize de yansıyan kısmı var mı doğru nefesin? Tabii ki enerji. Çünkü biz enerjetik varlıklarız. Şimdi nefesin şöyle faydalarından 3 madde halinde kısaca bir bahsedeyim istersen. 3 değil 5 olsun 7 olsun tamam, hocam. Tamam, artıralım o zaman. Hı hı. Nefes öncelikle bizim bedenimizin sağlıklı olması lazım. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sağlık hastalık ve sakatlığın olmayışı değil. Bedence, ruhça ve sosyal yönden bir iyilik halidir diyor. Ve insan tanımında da şunu yapıyor. İnsan zihni, bedeni ve ruhu olan bedenlenmiş ruhsal bir varlıktır diyor. Hı hı. Yani biz ruhsal bir varlığız ve aynı zamanda bir enerjetik bir sistemiz. Şimdi benim sağlıklı olabilmem için damarlarımın, dolaşım sisteminin, bütün bedenin sağlıklı olması gerekiyor. Bunu sağlayan şeylerin başında da nefes geliyor. Öncelikle başta kanser olmak üzere astım, bronşit, KOAH, damar tıkanıklığı, solunum sistemi yollarından bahsettim. Nasıl söyleyeyim, depresyon hastaları, psikolojik sorunlar, yani aklımıza ne geliyorsa bunların temel nedeni yanlış nefes almamızdan kaynaklıdır. Nefes bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Hücre yenilenme hızımız arttığı için yaşlanma sürecini geciktiriyor. Aynı zamanda detoksifikasyon, yani vücuttaki toksinlerin %70'ini, az önce söylemiştim, nefesle atıyoruz. Bunun dışında bilinçaltımızda anne karnından itibaren atalardan getirdiğimiz, komşulardan aldığımız, televizyondan duyduğumuz ne varsa çocukluktan itibaren ne yapıyor? Bu bizim bilinçaltımızda kayıtlar oluşturmaya başlıyor. Hani bazen bu çalışmalar siz de yayınlarınızda yapıyorsunuz. Bilinçaltını temizleyelim. Bilinçaltını temizleme diye bir şey yoktur. Ama o bilinçaltındaki durum ve olayların bizde yarattığı etkisini bitirme diye bir şey söz konusu. Bu travmaların temizlenmesinde etkilidir nefes. Üçüncü olarak da bizim kendimizle barışmamızı sağlıyor. Yani biz dışarıdaki insanları aslında daha çok seviyoruz. Kendimizi görmüyoruz. Kendimizin farkında değiliz. Değil mi? Yani ve Yaradan'la olan bağlantımız güçleniyor. Benim Yaradan'la olan bağlantım güçlüyse, eyvallah diyebiliyorsam, bu da gelir, bu da geçer diyebiliyorsam doğru nefes alıyorumdur. Hı hı. Yani benim hem bağışıklık sistemi güçlendirecek, hem bilinçaltı kayıtlarımda meydana gelmiş olan travma temizliğini yapacak ve aynı zamanda da benim kendimle ve Yaradan'la olan bağlantımı güçlendirecek çalışmalar nefesi oluyor. Peki yanlış nefesten dolayı oluyor dediniz ya. Şimdi yanlış, oradaki yanlışı da söyleyelim. Tamam, yanlışı da söyleyelim. Doğrusu olması lazım. Şimdi, doğrusu bize böyle faydalar sağlar. Nefesi doğru alıp vermemiz elzemdir ifade ediyoruz. Yanlışı bilmeden doğruyu fark edemeyeceğimiz için yanlışı anlatalım bir de. Evet, yanlış. Şimdi bir nefes al dediğiniz zaman çoğu, özellikle bayanlarda çok oluyor bu. Şöyle nefes alıyorlar. Tamam, omuzlar kalk. Yani benim nefes almam için bu omuzları kullanmama gerek yok. Tamam, bu yanlış nefestir. İkinci yanlış nefes ise nefes alırken... Omuzunu kaldırsın, ne olacak ki? Yok, nefes almıyor ki orada. Nefes almıyor. Nefes alsa omuzunu kaldırabilir ama nefes almıyor. Buralar kasılır ve ağrır. Yani daha sürekli, çok yorucu. Yorucu. Evet. Yani ağrı yapar. Şimdi ikinci yanlış nefes, nefes alırken ben, şimdi nefes alırken karnım dışarıya çıkacak ya, alırken karnı içeri çekenler var. Aldım nefes, al nefes dediğin zaman karnını içeri çekiyor. Yani ver nefes dediğin zaman karnı dışarıya çıkıyor. Bu ters nefestir. Nefesini düzeltemeyen hayatta hiçbir şey düzeltemiyor ve ters nefes hayatımızda her şeyin alt üst olmasına sebep oluyor. Yani sürekli bir şeyler yolunda giderken tersine gidenler, hı hı, nefesi ters alanlardır. Üst göğüsten değil alt karından başlayarak yukarıya doğru çıkacak. Yani bardağın altını önce ben dolduracağım, sonra üste doğru çıkacak. Sonra nefesi verirken de üst taraftan boşaltarak alta doğru inecek. Ben hala şeyi yapamadım. Yayın öncesinde sizinle konuştuk. Hala ağızdan veriyorum aldığım nefesi. Şimdi bu egzersizler sırasında oldu hocam bu ya. Yani yaptığınız sporla alakalı. Şimdi ağız nefesi ciğerleri kurutur. Aynı zamanda da ağzı kurutur. Ve kişiyi de yorar ve sabahları çok yorgun uyanırsınız. Burnumdan almakta problem yok. Verirken ağzımdan veriyor. Onun için ağzınızı kapatacaksınız, gerekirse bantlayacaksınız. Ve bunun için aparatlar var, çene aparatları. Gece de böyle mi uyuyorsunuz, hiç fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Ama spor yaparken öyle diyorlar ya bize. Al nefes, ver. Yemek yerken burnundan ye demiyorlarsa burundan nefes alıp burundan vereceğiz. Tamam, o zaman düzeltelim. Burundan alacağız, burundan vereceğiz. Evet. Harika. Alırken aşağıdan yukarıya doğru dolduracağız. Verirken
böyle indireceğiz? Hissetmek için, ben aşağıdan mı yukarıdan mı alıyorum hissetmek için, kişi elini karnına koyabilir. Hatta bir elini karnına, bir elini göğsüne koyarak derin bir nefes alıp sonra yavaşça o nefesi bırakabilir. Verme süremizin alma süremizden daha uzun olması iyidir. En az iki kat olması daha iyidir. Hatta bizim nefesle ilgili şöyle, hani şamanlar bizim atalarımız ya, Türklerde nefes ocakları var. Gittiğimiz zamanlar, yani gitmeyen hemen hemen yoktur diyebilirim. Yani bir kendimi okutayım, üfleteyim olayımız Konya'da da yaygın biraz. Oralarda da hani bedene dokundukları yerler genelde bu diyaframın veya bu korku merkezinin olduğu bölgelerdir. Yani oraların rahatlaması gerekiyor ki bedende oksijen alt bölgelere doğru dağılsın. Benim parasempatik sinir sistemim çalışsın diye. Peki. Az önce sabah rutinlerimizde mutlaka nefes terapisinin olması gerektiğini temas ettik ama çok hızlı ayrıldık. Oraya dönmek istiyorum tekrar. Hayatımızda, sağlığımızdan, ruhsal durumumuzdan, iş başarımızdan, ilişkilerdeki mutluluğumuzdan neye artık yormak isterseniz. Birincisi doğru nefes alacağız ve günlük olarak sabahları nefes terapisi yapacağız. Yani nefes terapisi bir saatlik bir şey değildir diye düşünüyorum. Şimdi nefes terapisi... Her sabah yapın dediniz ama ne yapacağımızı söylemediniz. Oraya bir girelim mi? Girelim. Şöyle ki, nefes terapisi bizim bir nefes koçunun gözetiminde olması daha doğrudur. Kişi kendi kendine çok uzun nefesler yapamaz eğitim almamışsa. Tamam. Bunun için de sabahları kalktığımız zaman önce bir kendimizin farkına varacağız ve burun nefesleri alacağız. Mesela geceleri uyuyamayanlar sağ burun deliğini kapatıp sol burun deliğinden 25 defa nefes alıp verdikleri zaman daha rahat uyuduklarını görürler. Tekrar edelim. Geceleri uyuyamayanlar. Uyuyamıyorum, uykum kaçtı, ne yapacağım bilmiyorum diyenler, sol burun sağ burun deliğimi kapatıyorum. Keskin sinüslere gelecek kadar ne kadar alabilirsek 25 defa en az nefes alıyorum. Sonra olmadı, tekrar bir daha yaparak alabilirim. Niye soldan alıyoruz? Şimdi hani sol burun deliği sağ beyni aktive edeceği için. Yani sağdan aldığında sol beyni aktive edecek. Sağ beyin hani daha duygusal ya. Yani beni sakinleştirecek, dinginleştirecek. Sabahleyin kalkamadım diyelim. Bu defa tam tersi. Sol tarafı kapatacağım. Sağ taraftan hızlı hızlı nefesler alacağım. Ama ben kalktım. Yani rahatça uyudum ve kalktım ama sabahleyin ne yapacağım ilk önce? Bir kendimize gelemiyoruz. Evet, solu kapatıp sağdan aldığımız zaman ayılabiliriz. Sabahleyin kalktım, ilk önce bir nefesi vereceğim burnumdan. Sonra buradan derin bir nefes alacağım. Önce vereceğiz dediniz nefesi, değil mi bu sefer? Evet, vermeden alamıyoruz. Önce vereceğiz. Alan açacağız. Alan açacağız. Temiz olana. Aynen öyle. Verdim nefesi. Sonra burayı kapatıyorum. Buradan derin nefes aldım. Buradan verdim. Tekrar burayı kapatıyorum. Pardon, özür dilerim, yanlış söyledim. Şimdi verdim. Verdim nefes. Tamam. Aldım. Buradan vereceğim. Diğer taraftan vereceğim. Sağdan aldık. Evet, soldan alıyoruz. Pardon, ben de alacağım. Tamam, sağa kapattık. Tamam. Soldan nefesi verdik. Verdim. Aldım. Buradan vermiyorum. Diğer taraftan veriyorum. Sonra oradan derin bir nefes alıyorum. Aynı yerden. Buradan alıyorum. Burayı açıyorum. Buradan veriyorum. Aldığım bir yerden alıyorum. Diğer taraftan veriyorum. Verdiğim yerden tekrar nefes alıyorum. Bu benim beynimin sağ ve sol lobunu dengeleyecektir. Ben ilk önce bir dengede uyanmış olacağım o zaman. Ben kalktığım zaman evet. Yani şöyle oluyor ya, hani 5 dakika daha yatayım vesaire olmuyor. Hemen ben ayıldım. Ben de olur o genelde, evet. Ben saati artık bu şeylerden sonra tek bir defa kuruyorum, o da tedbir için. Zaten çoğunlukla kendim uyanıyorum. Yani bu beni bir dengeye getirecektir. Yüzümüzü yıkadığımız gibi, az önce de söylediğimiz gibi, yüzümüzü yıkadığımız gibi günlük bir 5 dakika nefes çalışmamız lazım. Bu burun nefesi yapılabilir. Kare nefesi söylemiştik biraz önce. 4 birimde aldım, 4 birimde verdim, tuttum, 4 birimde verdim ve 4 birimde tuttum şeklinde de nefes yapabiliriz. Yani bir sürü teknikleri var. İnternete girdikleri zaman da görebilirler. Bununla birlikte bizim yaptığımız nefes kişiye özel nefestir. Şimdi biz nefes seansı yapıyoruz ya, biz kişiye özel nefesler yapıyoruz. Kişinin nefesini izliyoruz. Onun hangi nefes çalışmasına ihtiyacı varsa biz ona göre nefesler yapıyoruz ve ortalama 40 dakika 50 dakika arasında süren çalışmalarımız var bizim.
Hocam horlamayla alakalı bir faydası olur mu diye soru gelmiş. Horlama işte o olur, tabii ki olur. Büyük ihtimalle o da ağız nefes alıyordur. Yani o solunum sisteminde olan şeyler de ağız nefesidir. Burun nefesine geçmesinde, bir de burun nefesi dedik de bir de şunu hatırlatayım izleyicilerimize. Şöyle ki benim burun hiçbir şey yapmasam, burun deliklerimden denesem bir tanesi tıkalıdır. Yani herkeste olan bir şeyden herkes bahsediyoruz. Herkeste bunu, ha. Evet, tıkalıdır. Ben de öyle değil gibi ama. Ben burunda nefes alacağım ama nefesim tıkalı. Sağ ağız tıkalı gibi geldi şimdi. Ha, nefesim tıkalı. Şimdi benim iki burun deliğinden de, yani aynı anda çalışmasalar da ikisinin de açık olması gerekiyor ve ağzımın kapalı olması gerekiyor. Benim burnumdan aldığım nefes, şunu da söyleyeyim, tekrar nasıl açacağımızdan da bahsedeyim. Burnumdan aldığım nefes, bu sinüs boşluklarında nitrik oksit diye bir gaz var. Bu gaz benim damarlarımı gevşeteceği için, yani benim aldığım oksijeni bedene yayacağı ve toksinleri de bedenden atmama destekleyeceği için benim o gazı aktif hale getirmem gerekiyor. O yüzden burun nefesi kullanmamız lazım. Şimdi benim diyelim ki sağ burundan alamıyorum nefes. Tek burun nefesi aldığımı fark ettim. O zaman ne yapacağım? Sağ kapalı. Yani çok az alanlar oluyor. Bazen benim de kapanır. Ben hemen burun nefesine çalışır ve onu açarım. Mevsimsel de olabilir bu. Hemen açmamız lazım. Mesela gripal enfeksiyonlarda daha keskin nefes alırsak şöyle dediğimiz zaman bu sinüsler açılmaya başlayacaktır ve burun da akıntısı meydana gelecek ve orayı temizleyecektir. Burası kapalı diyelim. Ben bu kapalı olan burun deliğimi kapatıyorum. Diğerinden nefesler alıyorum. 20 defa, 30 defa, 60 defa bu açılana kadar. Biraz nefes alıyorum ve bırakıyorum ve açıldığı kesinlikle görülecektir yani. Şimdi hocam burun diye algıladığımız organımız, biliyoruz işte biyoloji dersinde öğrendik. Hasbelkader insanız, akledebildiğimiz kadarıyla da biliyoruz ki şuradan aldığımız nefes ciğerimize gidecek, kan temizlenecek, bildiğimiz bu kadardı bu zamana kadar. Öyle değil mi? Yani yaşama tutunmamız için su ihtiyaç, yemek ihtiyaç ama önce nefes. Nefes alıp vermediğimize bakıyoruz ola ki afaki durumlarda da. Ancak şu burun organının bile sol deliğiyle sağ deliğinin ne işe yaradığını öğrenmeye başladık. Yani bir estetik olsun, iki tane deliği olsun diye yaratılmış şeyler değil. Muhtemelen kulakta da vardır bunun mucizeleri ama burada şunu öğreniyoruz. Burun, sol burundan aldığımız nefesimiz beynin sağ lobunu, sağdan aldığımız beynin sol lobunu rahatlatıyor diyelim. Daha aktive ediyor. Evet. Aktive ediyor demiş olalım. Ve böylelikle de aslında biz işte sıradan gibi gördüğümüz günlük hayatta nefes alıyor muyuz, alıyoruz dediğimiz şeyin aslında ne kadar mucizevi bir şey olduğunu öğreniyoruz. Ve bu farkındalıkla da bundan sonra umarım aldığımız nefesleri daha duyarlı ve farkında olmamız gerekiyor zannedersem, değil mi? Evet, nefesin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan araştırmalara göre insanların tamamına yakını, %90 üzerinde nefes kapasitelerinin sadece %30'unu kullanıyorlar. Bu da demek oluyor ki %30 sağlıklısın, %30 mutlusun, %30 neşelisin, %30 keyiflisin. Halbuki %70'i heba olup gidiyor. Gidiyor, evet. Yani bir de beynimize giden oksijenin, yani bizim bedene aldığımız oksijenin 1/4'ü beyne gidiyor. Bir daha söyleyelim. 1/4. Aldığımız oksijenin 1/4 beyne gidiyor. Beyin bunu kullanıyor. Şimdi ben bedenimin alt kısmıyla %70-%80 oranında nefes alıyorum. Yani aslında kaslarla yapılan bir şey, yani orada solunum sistemi yok. %30 oranında da üst taraftan nefes alıyorum. Şimdi ben kısık kısık nefesler aldım diyelim. Göğüs nefes alıyorum ve nefes aşağıya inmedi. O zaman ben %70'in, yani %100'ün 1/4, %25 beyne nefes gidiyordu ya. Ben burada kaldığım zaman diyelim ki %25 nefes aldım. Beyne ne kadar oksijen gidecek? Peki beyne oksijen gitmezse ne olur? Anlık olarak tabii ki, yani akıl durgunluğu mu olur? Evet. Ne olur? Yani ilerleyen zamanlarda bunama mı olur? Zihin bulanıklaşır, görme duyma problemleri olur ve daha ileri evrede felç geçiririz. Aynı şekilde benim damarlarım genişlemezse de, kalbe oksijen gitmezse de ne oluyor? Kalp krizi ve felç meydana. Allah aşkına bir doğru nefes alalım hadi. Bismillah. Ne yapacağız hocam? Hadi bize bir doğru nefes aldıralım tekrar. Doğru nefes aldıralım şimdi. Reji ekibi siz de alın arkadaşlar. İzliyorsunuz bunu arkada.
Şimdi yanlış nefes mi yaptırma, yanlış nefes yaptırma. Yanlış nefes yaptırmayın hocam, şuraya kadar şimdi geldik. Yanlış nefeste şöyle bir şey var. Yani burada nefes çalışmasını nasıl yaptırayım diye düşündüm birden. Bizi bir fark ettirin yani, nefesimize odaklanalım. Tıptaki homeopati diye bir şey var. Bedeni uyaran bir sistem var. O bedeni uyardığımız zaman böyle bir zihne sakinlik, dinginlik gelecek de onu mu yaptırayım acaba diye yaptırın. Düşündüm. Yaptırın. Riskli mi? Riskli bir şey mi? Hiçbir riski yok, sadece onu düşündüm şimdi. Tamam onu yapmayalım o zaman ya. Tamam. Şey yapalım. Aşırı mı sakinleriz? Ben falan programı kapatmayı mı unuturum yani, öyle bir şey mi yok, olur? Biraz olur sakinlik ama süresini şey yapmayalım. Başka bir şey yapalım şimdi. Tamam. Tamam, derin bir nefes alalım burnumuzdan. 5'e kadar sayıp alalım. Bir bırakayım o zaman, tamam. Önce. Al 2, 3, 4, 5. Tut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ver 2, 3, 4, 5, 6, 5. Tut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al 2, 3, 4, 5. Tut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ver 2, 3, 4, 5. Tut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu 20-30 defa yapabiliriz. Aldım 5'e kadar, hı-hı, tuttum 10'a kadar. Bu tutma sürelerini ne kadar uzatırsam bedenimi o kadar sağlığı ve şifayı almış oluyorum. İlk önce 10'a kadar tuttuk şimdi. Bizimle birlikte yaptınız mı umarım? Ne işe yaradı, ne yaradı, yarayacağım. Şimdi ben nefesi aldım. Ne yaptık biz şimdi? Evet, nefesi aldığım zaman ben onu tuttum ya. Hı hı. Nedir? Bedenim bir ihtiyaç dışarıdan geldiği zaman ne yapıyorum? Onu benim bir işleme almam gerekiyor değil mi? Aldığım oksijen bedene nitrik oksidin şeyle birlikte haber vermesi ve damarlar açılmasıyla birlikte yayılacak. Buna bir zamana ihtiyacım var benim. Tuttum, nefesi bedene aldım. Bedende tuttuğum zaman da ne yapıyor? Benim bedendeki toksinlerimi topluyor. Bedendeki toksinlerimi toplayacak ve ben bu toksinleri de nefesle birlikte dışarıya vereceğim. Yani dışarıdan şifayı aldığımı, içeriden de sıkıntıları gönderdiğimi düşünebiliriz yani. Benim o işleme süresidir o oksijenin. Tutma anı. Tutma anları. Evet, işleme süresi. Altın değerinde olan kısmı o. Evet. Anladığım kadarıyla. Orada evet. Kıymetleniyor. Evet. Alacağız derin bir nefes, sonra hı-hı, tutabildiğimiz kadar. Yani bunu ben 10'a kadar saydım da 20'ye, 30'a, 50'ye, 40'a kadar 60'a kadar çıkarmakta fayda var. Hatta 2 dakikaya kadar çıkardığın zaman muhteşem olur. Yayınlar demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Hacer. 36 yaşındayım. Çocuklarıma çok öfkeleniyorum anlık zamanlarda. Bu durumda ne yapabilirim demeye çalışmış zannedersem. Çocuklara anlık bir öfke olabiliyor yani, işte haylazlıklar şu bu. Var mı annelere böyle çocuklara karşı bir öfke anında? Evet, öncelikle şöyle dememiz lazım. Evet, çocuklar çocuk yani, bir şey, davranış yaptıkları zaman ya bunu yapmayın etmeyin demeyeceğiz. Hı hı. Çünkü birinci ihtimal, şimdi beynin ön frontal lobu var. Bizi diğer canlılardan ayıran, doğruyu ya da yanlışı gösteren lob. Yapma etme, bunun için böyle yaptın diye kızdığımız zaman ne yapıyor? Bu devre dışı kalıyor ve çocuk orada ne yapıyor? Yapmaya devam ediyor. Çünkü o ön frontal lobu çalışmıyor. Hı hı. Ne yapacağız? Ne yaptı? Yaramazlık yaptı ve kızdım. Tamam, birlikte yaramazlık yapabilirsin. Hatta bizim bir eğitmenimiz şunu söylemişti. Bir alışveriş merkezine gittin, çocuk yerlerde yatıyor, yuvarlanıyor. Sen de yat, yuvarlan. O zaman o çocuk diyor ki, ne yapıyor bu kadın ya? Ne yapıyor burada? Tamam, orada bir kendisinde de nefesini fark edip, evet şu anda öfkelendim. Bak orada ne yaptım? Durdum ben. Ben şu anda öfkelendim. Hemen bir derin nefes alıp nefesi diyaframa kadar gönderip uzunca vermem lazım. Stres anında yapılacak en iyi nefes budur. Çok uzun vermem gerekiyor. Yani birimi önemli değil. Aldım, verebildiğim kadar. Karın, kalça, mide iyice çekilsin, 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 iyice nefes içeriden çıksın ve içimde o zaman hiçbir şey kalmayacak. Bizim yani verme anının uzun olması gerekiyor. İçeride kötü olan soyut veya somut ne varsa alınıp atılması manasında. Aynen öyle. Elektrik süpürgesini içeride daha uzun tuttuğunuz mu düşünelim? Aynen öyle. Biraz. Şöyle, şimdi ben kızıyorum, öfkeleniyorum, birine bağırdım, çağırdım falan. Çocuğa bağırdın, kızdın ve bu bağırmayla birlikte aslında ne oluyor biliyor musunuz? Diyafram kası çalıştığı için
kişi sakinleşiyor. Ve daha sonradan da diyor ki, az önce ne yazdı? Dedi ki ben çocuklarıma kızıyorum, fark etti. Yapmamam gerekiyordu, hı-hı, dedi. Pişmanlık, hı-hı, duymaya başlıyor. O zaman ben bunu önceden fark ettim. Evet ya, şu bu çocuk bana bir şey anlatmaya çalışıyor deyip çocukla konuşma yolunu seçmeli. Yani ve nefesinin de farkında olmalı. O anda insanın aklına da gelemeyebiliyor bazen. Şimdi, empati yaptınız hocam şimdi. Evet, şöyle ki derler ki öfkelenmeden önce ona kadar say, ona kadar bilmem şey. Evet, evet. Ya ben öfkeliyken bunlar benim aklıma gelmez. O zaman ben bu çalışmaları önceden yapmam gerekiyor. Ben günlük nefes çalışmaları yaparsam zaten, hı, çocuklara kızmıyorum. Temeli oluşturuyoruz aslında biraz. Kızmıyorum. Yani ben öyle bir, evet ya bugün böyle oldu, böyle olması gerekiyordu diyorum. Ve ben aslında çocuklara artık kızmıyorum yani. Nefes çalışsın diyelim o zaman. Peki. Süremiz az kalıyor hocam. Şeyi tekrar edelim. Şimdi nefes egzersizleri bize fiziksel bir anlattınız ya. Diyaframın şişmesi dediğiniz iç organlara bir adeta masaj yapar gibi. O kısmı biraz daha detaylı anlatmanızı istiyorum. Bu kısmını sosyal medyada paylaşacağım. Güzel ve sağlıklı, doğru bir nefes aldığımız zaman fizyolojik olarak, fiziksel olarak içeride neler oluyor, ne işe yarıyor, faydalarını da daha sonra sıralamış olalım. Şimdi doğru nefes, diyafram kasının tam olarak kullandığı, bedenin her hücresine oksijenin ulaştığı, bedenimizde diğer sistemlerin, yani nedir, bağışıklık sisteminin, hücrelerin, solunum sisteminin aktif çalıştığı nefestir. Doğru nefes benim ayak tırnaklarından saç diplerine kadar oksijenlenmenin ulaştığı nefestir aslında. Yani diyafram kasımız tam çalıştığı zaman öncelikle vagus siniri var beynimizin arka kısmında. Bu vagus siniri dediğim gibi parasempatik ve sempatik sinir sistemlerinden, parasempatik sinir sistemi bizi sakinleştiren bir sistemdir. Evet, günümüz koşullarında metropol hayatında biraz zor durumlar yaşamakla birlikte, hı hı, sakin olmamız ve duruma hakim olmamız gerekiyor. O yüzden bizim diyafram kasımızı çalıştırmamız gerekiyor. Ve korkularımızın ve kaygılarımızın toplandığı alt bölgelerde, kök çakramızın olduğu noktalara da nefesin ulaşması gerekiyor. Ben bu doğru nefesi burundan aldığım zaman nitrik oksit devreye gireceği için benim damarlarım açılacak ve beyne yeterince oksijen gidecek ve kalbe yeterince oksijen gidecek ve vücudumdan da toksinler kolaylıkla çıkmış olacak. Diyafram kasının önce ciğer açılıyor, akciğer açılıyor dediniz. Ne oluyor? Göğüs kafesimiz açılıyor. Göğüs kafesimiz açıldığı zaman benim diyafram kasım aşağıya doğru bası uyguluyor. Alt, hı hı, organlarıma masaj yapıyor aslında. Masaj yapmış masaj oluyor yaptı. Ve onları bir nevi uyarmış oluyor aslında. Evet, masaj yaptığı zaman işte özetle her şey yolunda sinyali veren bir sistem. İç organlara da. Evet. Her şey tabii yolunda. Ki iç organlara da, hı hı, öyle veren bir sistem. Ve böyle de toksinlerin %70'ini atıyor olabilmemiz çok mucize. İşte onun farkında değiliz ki. Yani biz oksijen, şimdi nefes deyince ya nefes alıyoruz ki, yani bunun için de para mı vereceğiz gibi şeyler, hı-hı, duyuyoruz. Hı-hı. Tabii ki nefes alıyoruz ama dolu dolu yaşayacak kadar nefes almıyoruz. Yani nefes kapasitemizi %30 kullandığımız için %30 sağlıklıyız, %30 mutluyuz, %30 neşeliyiz. Hastalıkların temelinde doğru nefes almamamız olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirim. Yani doğru nefes değil de duyguların, hastalıkların temel nedeni o da nefesi bozuyor zaten. Şimdi bizim kötü enerjide olmamızın sebebi de doğru nefes olmaması. Evet, zihnin konuşması böyle kötü enerji yayıyor, bağışıklığı düşürüyor. Şimdi Almanya'da yapılan bir araştırma 1931'de Otto Warburg bir araştırma yapıyor, hı hı, ve bedendeki kanser hücrelerinin oksijensiz yaşayabildiğini ama sağlıklı hücrelerin oksijensiz yaşayamadığını gösteriyor. Hı hı. O yüzden ben bedenime ne kadar oksijen alırsam benim o yani kanserli hücremde ne olacak? Bedenimden dışarıya toksin olarak çıkacaktır yani. Peki astım KOAH söylediğiniz zaman onunla alakalı da soru gelmiş. Son birkaç dakikamız, astım KOAH özellikle nefes problemli olan hastalara da faydasının olduğunu söyleyebiliyoruz, evet, değil mi? Nefes egzersizlerinin. Evet. Şimdi astım hastaları şunu söylerler. Ben nefes alamıyorum derler. Hı hı. Bunu birlikte bir yapalım mı? Yapalım. Hani siz güzel nefes yapıyorsunuz. Şimdi bir derin ben nefes alın. Ben güzel nefes yapıyorum. Evet. Aa. Yani derin bir nefes alın. Tekrar bir daha alın. 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 Al. Devam et. Tamam. Ne yapacaksın? Bırakacaksın değil mi?
Bırakmam lazım benim bence. Hayatımda aldım. En zor nefesi. En derin ve en uca kadar gittiğini hissettiğim nefesi. Astım hastaları bunu yapıyor işte. Nefesi alıyorlar, 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 bırakmıyorlar. Almak kadar bırakmak da kıymetli ve asıl altın değer orada demiştik. Evet, bırakmak. Yani nefesimi ben rahat bırakabiliyorsam, nefesimi rahat bırakabiliyorsam, rahat da nefes alabilirim. Bıraktım. Şimdi nefesi bıraktığımız zamanı da değerlendirelim şimdi. Bırakalım, bütün nefesi çıksın içimizden. Baştan yapayım mı hocam? Yapın. Al nefes. Kural ne? Aldığınızdan daha uzun zamanda vereceksiniz evet. Nefesi. Alıyorum. Alın nefes. Şimdi tamam. Bırakın. Bırakıyorum. Bırakın. Şimdi hiç nefes almayın. Tutun nefesinizi. Dayanabildiğiniz kadar tutun. Dayanırım. Ne kadar? Zorlamaya başladım. Evet. İşte. Astım hastaları bunu yapıyor. Evet. Niye ya işte yapıyorlar? Bu değil, bunu bilinçli değil. Olarak yapmıyorlar. Bırakmıyorlar. Ben nefesi bıraktığım zaman iyice bıraktım ya. Hmm. Nefes yok içimde. Ne yapacağım o zaman? Otomatikman ben nefes alacağım. Tabii. Ama içerisi dolu olduğu için yeni nefesi alan yok. Alamıyorum. Yani olmadığı için. Astım hastası ne yapacak? Uzun bırakmalar yapacak. Bırakacak. Bunu öğrenecek. Bırakacak. Hastalıktan dolayı mı bırakamıyorlar? Bir huy mu ediniyorlar yoksa böyle bir şimdi yapım oluşuyor şimdi biz orada. Nefeslerimiz ne zaman bozarız? Kısaca ona da bir deneyelim. Evet. Evet. Ne zaman bozduk nefesimizi? Biz anne karnına bu dünyaya geldiğimiz zaman travma başlıyor zaten. Şimdi ben çok... Ay yine olay döndü dolaştı travmalara gelecek şimdi. Ne varmış şimdi? Anamızda ve karnında değil mi? Yani oraya geliyoruz. Şimdi oradan geldik. Şimdi çocuk çok konforlu bir alanda, sıcacık, yediği önünde yemediği arkasında çıkıyor. Sonra belli bir yaşa geldiği zaman çiş eğitimiyle birlikte ne yapıyorsun? Yapma, etme, oturma, kalkma. Tamam, başlıyoruz bunlara. Başladığımız zaman ne oldu? Ben korktuğum zamanlarda, aşırı heyecanlandığım zamanlarda, yalan söylediğim zamanlarda nefesi tutuyorum. Tuttum nefesi. Hmm. İşte o tuttuğum anda bedenimde herhangi bir yere bloklanmış oluyor. He. Ve bu özellikle astım hastalığı, yani. KOAH, acı, üzüntü, keder oralara oturuyor biraz. Bu göğüs bölgesinde. Onları da ne yaptı? Tuttum ben, tutundum. Az önce söyledim ya nefesi bırakmak derken. Biz yaşadığımız olayları da bırakamıyoruz. Ve birçok astım hastası da aynı zamanda kabız da olabiliyor. Bırakamıyorlar. Yani bedenden hiçbir şey bırakamıyorlar. O yüzden, bırakmak aslında olayın arınma kısmı, rahatlama aynen. kısmı. Nefesi 5 saniyede alıyorsanız 10 saniye. Lütfen var. Minimum evet. Minimum yapabildiğiniz kadar astım hastalarına söylemiş olalım. Siz de çevrenizdeki astım hastalarına burada edindiğiniz bilgileri lütfen aktarın. Faydalı olalım birbirimize. Ben hep bunu söylerim. Toplumun içerisine iyilik tohumları atacağız. O iyilik tohumları bir gün mutlaka yeşerecektir. Bu da bir iyilik tohumu. Tanıdığınız bir astım hastası varsa bu bilgiyi lütfen götürün, anlatın. Aldığı nefesi uzunca bırakması ona fayda sağlayacak. İşte evet. İşin uzmanı burada söylüyor. Hocam son 2 dakikamız. Ben burada şunu soracağım. Sizler nefes terapileri yapıyorsunuz. Evet. Nefes terapisine kimler ihtiyaç duyuyor daha çok? Ve ne amaçla yapıyorsunuz siz nefes terapilerini? Nefes terapisine hepimizin ihtiyacı var. Hı-hı. Ben nefesçiyim. Kendim nefes de yapabilirim. Ama bazen diyorum ki arkadaşlara, nefesçi arkadaşlara bana bir seans yapsana diyorum. Hı-hı. Çünkü ben kendim bedende fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda iyileşmek istiyorsam bir şekilde bir çözüm arayacağım. Şimdi kişi kendi başına mesela spor yaparız. Her gün televizyonda da baksak egzersiz 2 kere hoplayınca bırakıyoruz değil mi? Ve biz bunu evet bedene bırakmamamız için bizi gören, gözeten birinin olması için bir nefes seansı almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Her türlü hastalıkta kişi gelebilir. Sadece kalp damar kalbinde pil takılı olan hastalara nefes yapmıyoruz. Bir de hamileliğin ilk 2 ayı ve son aylarında nefes yapmıyoruz. Onun dışında her türlü fiziksel, zihinsel ve ruhsal seviyede sıkıntısı olan kişi gelebilir. Örnek vermek için söylüyorum. Kayınvalidemle hiç anlaşamıyorum.
Kevser Hocam, size gelelim mi nefes terapistine? Şimdi aynı zamanda nefes terapisinden önce biz koşuluk da yaptığımız için yani öncesinde ve sonrasında koşuluk da yaptığımız için zaten oradan kalkınca ya kaynana da neymiş diye kalkıyor. Sıkıntı. Sınavlara çalışıyorum başarılı olamıyorum. Geleyim mi mesela size? Odaklanmamız, nitrik oksit odaklanmayı artırır. Yani nefesteki düzelme odaklanma seviyemizi artıracağı için ben daha kaliteli ders çalışıyorum. Yakın zamanda check-up yaptırdım. Meğer bende şeker hastalığı varmış, meğer bende yüksek tansiyon varmış gibi gibi. Ani bir kendi kroniğime baktırdım, problemlerim varmış. Şimdi evet, hastalıkların tek nedeni duygusal nedenleri de var. Onlara da bir bakmak lazım. Neler yaşadı ona da bir bakmak lazım. Yani her türlü hastalıkta nefes çalışması destekleyici olacaktır. Destekleyici tedavi olarak. Evet. Ama ne dedik? Zaten %30'unu doğru nefes almadığımız için %100'ünü yaşamak varken biz %30'uyla idare ediyormuşuz. Bu günün güzel evet. bilgisiydi. Doğru nefeslerle, o mucizeyle tanışın, vücudunuzu tanıştırın. Doğru nefesle vücudunuz ayak tırnağınızdan saç diplerinize kadar, cildinizin güzelliğine kadar, ben de bunu deneyeceğim. Bunun için en azından ne yapacak? Fayda sağlayacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son bir cümle için size bırakacağım. Yani doğru nefes için, doğru nefes alımı için bize faydalarında çok kısa ne söylemek isterseniz kamerayı da hatta size bırakacağım. Evet, nefesi hayatımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz nefes yoksa yemek yemeden belli bir süre 30-40 gün, su içmeden birkaç gün yaşayabiliyoruz ama nefes almadan yaşayamıyoruz. Önce kendi değerimizi bilelim ve nefes alalım diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için. Çok keyifli oldu benim için. Benim için de. İlerleyen zamanlarda daha detaylarına inerek de başka programlarda bir araya gelmek isterim tekrardan. Sevinirim, çok başarılar diliyorum size. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Haftayı kapatıyoruz. Haftayla birlikte 2023 yılını da kapatıyoruz. Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız bir 2023 yılı. Umarız 2024 bizlere önce Müslüman coğrafyasındaki zulümlerin bittiği, hakkın adaletin geldiği, mazlumların gözetildiği, hakkaniyetin de yerini bulduğu ve tüm insanların gerçekten ruhsal ve fiziksel mutlu olduğu, yetimlerin, öksüzlerin korunduğu, adalet terazisinin şaşmadığı bir yıl olur diye umut ediyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpelim, küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Yaşıt olanlarımıza da kucaklaşalım sevgiyle. 2024'te görüşmek üzere, hoşça kalın.